Merhaba arkadaşlar. Ben Yeniste Matematik YouTube kanalından Zafer Hoca. Mutlak değer konusunu anlatıp kazanım 6'ya kadar soruları çözmüştük. Şimdi kaldığımız yerden sorularımıza devam ediyoruz. Çap Yayınları 3. fasikül 7. kazanım testinin ilk sorusuyla başlayalım. Şimdi mutlak değerde şunu anlatmıştık arkadaşlar. Mutlak değerli bir ifade. Eğer mutlak değerin içerisi pozitifse dışarıya aynen çıkar. Eğer mutlak değerin içerisi negatifse önüne eksi alarak dışarı çıkar. Bakıyorsunuz burada arkadaşlar. Önüne eksi alarak dışarı çıkmış. Yani 1 x demek ki mutlak içi demek ki negatif ki dışarı çıkarken önüne eksi almış. Bundan dolayı bu x'i karşıya geçiriyorum. Negatif olabilmesi için mutlak değerin içinin x'in birden büyük olması gerekiyor. E, birden büyük baktığımızda iki tane seçenek var. Bu da var, bu da var. Peki 1'e eşit olabilir mi? Evet 1'e eşit de olabilir. Çünkü mutlak değerin içi 0 olduğu zaman bakın x'e 1 yazdığınız zaman bu tarafta 0 çıkıyor. Diğer tarafta 0 çıkıyor ve iki taraf birbirine eşit oluyor. O yüzden cevabı D seçeneği diyeceğiz. Yani mutlak değerin içerisi sıfırda olabiliyor. Çünkü sıfırda dışarıya sıfır olarak çıkıyor. O yüzden cevabımız D olmalı. Geçelim ikinci sorumuza. İkinci sorumuzda bakıyorsunuz mutlak değerin dışına aynen çıkmış. Demek ki mutlak değerin içerisi pozitif olmalı. Ama yine bir önceki soruda olduğu gibi sıfırda olabilir. Çünkü sıfır olduğu zaman da aynen çıkıyor. 4'ü karşıya geçirdik. Bu taraf eksi 4 oldu. Her iki tarafı 2'ye böldük. O zaman x büyüktür. Eksi 2 çıktı. Eğer x eksi 2'den büyükse mutlak değerin içerisi pozitif olur x'in sağladığı en küçük tam sayı değeri sorulmuş. Normalde eksi 2'den büyük tam sayı değerleri eksi 2 var, eksi 1 var, 0 var. Böyle sonsuza kadar gider. Bunlardan en küçüğü eksi 2 olmalı. Yani cevabımız A seçeneği. Geçelim 3. sorumuza. Mutlak x eksi 1 eşittir 2x artı 6 denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir? Biraz daha zor bir soru. Çünkü ee mutlak x eksi 1 var. Bir de dışarıda normal bir sayı yok. Bir de eksi bir şey daha var. O zaman bu türlü sorularda kritik noktaya göre soruyu çözeceğiz. Kritik nokta peki nedir? Kritik nokta mutlak değerin içini sıfır yapan nokta. Yani şu mutlak değerin içini sıfıra eşitliyorsunuz. Mutlak değerin içerisi ne zaman sıfır olur? X1 olduğu zaman. İşte bu bir noktasına kritik nokta deniyor. Peki kritik noktaya göre nasıl çözüm yapılır? Şu şekilde yapılır. Sayı doğrumuzu iki tane bölmeye ayırıyoruz. Burası sayı doğrumuz olsun. Şurası da kritik noktamız 1. Eğer X buradan büyükse yani 1'den büyükse nasıl çözeceğiz? Bir de x birden küçükse diye iki aşamada çözeceğiz. Pardon buraya yanlışlıkla sıfır yazdım. x birden büyükse ve birden küçükse kritik noktadan büyükse ve kritik noktadan küçükse diye iki aşamada çözeceğiz. Peki x birden büyükse o zaman mutlak değerin içerisi pozitif olur ve dışarıya aynen çıkartılır x eksi bir. Dışarıda da 2x artı 6 var. Bu denklemi çözmek için bilinmeyenleri bir tarafta toplasak, bilinenleri diğer tarafta toplasak. x eksi 7 bulundu. Şıklarda da eksi 7 var. Ama arkadaşlar şuna dikkat edeceksiniz. Biz x'i birden büyük kabul ettik. Dolayısıyla bulduğumuz cevap da birden büyük çıkmalıydı. Eksi 7 çıktığı için birden büyük bir sayılar içerisinde eksi 7 bulunmadığı için buradan çözüm kümesine hiçbir eleman gelmedi. Boş küme diyoruz. Geçelim x birden küçükse. x birden küçükse bakın ne oluyor? Mutlak değerin içerisinde negatif oluyor. Ee, mesela 0 düşünün. 2 düş eksi 1 düşünün. Mutlak değerin içerisinde negatifse dışarı çıkarken önüne eksi alır. Yani eksi x artı 1 olur. Eşitliğin karşı tarafında 2x artı 6 aynen duruyor. Eksi x, x bu tarafa geçti. 3x oldu. 6 karşı eksi 6 olarak geçti. Eksi 5 oldu. Her iki tarafı da 3'e böldük. x eşittir. Eksi 5 bölü 3 bulundu. Peki x birden küçük kabul ettiğimizde eksi 5 bölü 3 de gerçekten birden küçük mü? Evet. O zaman bu çözüm kümesine alınır. Çözüm kümemizde sadece bir tane eleman var. O da eksi 5 bölü 3. Sakın eksi 7'yi çözüm kümesine dahil etmeyin. Çünkü birden büyük kabul ettiğimizde eksi 7 çıktı. O yüzden cevabımız C seçeneği olmalı. Geçtik dördüncü sorumuza. Yine aynı türden bir soru. Nerede anladım aynı türden bir soru olduğunu? Çünkü mutlak değerli bir ifade sadece bir sayıya eşit değil. Karşı tarafta bu eksi x'i karşıya atarsak bir tane de x var. Yani böyle hem mutlak değerin içerisinde bir x hem de dışarıda x varsa o zaman kritik nokta çözümümü yap çözümümüzü yapacağız. Nedir kritik noktamız? Mutlak değerin içini sıfıra eşitledik. Buradan kritik noktamızı 3 bölü 2 bulduk. O zaman sayı doğrusunda 3 bölü 2'ye bir işaret koyuyoruz. Şurası 3 bölü 2 noktası olsun. İki durumla inceleyeceğiz. X 3 bölü 2'den büyükse nasıl çözülür? X 3 bölü 2'den küçükse nasıl çözülür? İki aşamada inceleyelim x 3 bölü 2'den büyükse bakıyoruz mesela ne olabilir? 1 buçuktan büyük 2 olabilir. x yerine 2 yazıyorsunuz bakıyorsunuz mutlak değerin içerisi pozitif oluyor. O zaman pozitifse dışarıya aynen çıkartılır. Ee, sonra karşı tarafta da 7 artı x var. Bilinenler bir tarafta bilinmeyenler diğer tarafta toplanırsa x 10 çıkar. Bu çözüm kümesine dahil edilir. Çünkü gerçekten 3 bölü 2'den büyük. Peki x 3 bölü 2'den küçükse. 1 buçuktan küçükse. Yani 1 mesela. O zaman mutlak değerin içerisinde negatif olduğu için dışarı çıkarken önüne eksi alır. Eksi 2x artı 3 oldu mutlak değerin dışına çıktığında. Karşı tarafta 7 artı x var. Bu durumda eksi 2x'i karşıya geçirdim. Artı 3x oldu. 7'yi de karşı eksi 7 olarak geçirdim. Buradan eksi 4 çıktı. Her iki tarafı 3'e böldüm. x eksi 4 bölü 3 bulundu. Bu da çözüm kümesine alınır. Çünkü bu da 3 bölü 2'den küçük değil mi? Kabul ettiğimiz aralıkta. Bundan sonra çözüm kümesinde olacak olan değerler 10 ve eksi 4 bölü 3 olmalı. Bir de arkadaşlar burada şeyi de denemek lazım aslında. Hani x'in 3 bölü 2 olması durumunu da inceleyelim. Eğer x 3 bölü 2 olursa bir so, bir önceki soruda da incelememiz gerekirdi ama onu unuttuk. 3 bölü 2 yazdığımızda zaten e, sağlamadığını görüyoruz. 7 çıkmadığını görüyoruz. Bir önceki sorumuzda da yine x yerine 1 yazıp denersek bu taraf 0 çıkıyor. Diğer tarafta 8 çıkıyor. Yani 1'in sağlamadığını görüyoruz. O yüzden çözüm kümesine 1'i dahil etmiyoruz. Bu soruda da çözüm kümesine... 3 bölü 2'yi dahil etmiyoruz. Çünkü iki tarafın eşit olmasını sağlamadı. Ee, cevabımız C seçeneği dedik. Geçelim 8 numaralı kazanım testimize. Şimdi iki tane mutlak değerli ifade birbirine eşitse. Özelliklerde anlatmıştık. Bu tür sorular şöyle çözülüyor. Mutlak değerin içerisindeki ifadelerden birini sabit kabul edin. Mesela x-2'yi sabit kabul ettiniz. Diğerinin içerisindeki 2x-4'ün bir aynısına yani artılısına eşitliyorsunuz. Bir de bu x-2 diğerinin eksilisine 2x-4'ün önüne eksi gelirse eksi 2x artı 4 olur. Bunu çözdüğümüzde x eşittir 2 çıktı. Bunu çözdüğümüzde ise 3x eşittir 6. Buradan da x2 çıktı. Ha, o zaman 2 olacak çözüm köyümüzde. Sadece 2. O da c şıkkında mevcut. Geçelim sıradaki sorumuza. İkinci sorumuzda yine iki tane mutlak değerli ifade birbirine eşitse ne yapıyorduk? Mutlak değerlerden birini sabit kabul edip mesela x-2'yi sabit kabul edip Diğer mutlak değerin içerisindeki x eksi 5'in bir aynısını eşitliyoruz. Bir de x eksi 2'yi getirip diğerinin önüne eksilisine eşitliyoruz. Önüne eksi getirip eksi x artı 5 e eşitliyoruz. Buradan bilinmeyenler birbirini yok etti. Eksi 2 eşittir eksi 5 kaldı. Eğer bilinmeyenler birbirini yok ederse bir denklemde geriye kalan ifadeye bakılır. Geriye kalan ifade yanlış olduğu için çözüm kümesine boş küme diyeceğiz. Eğer geriye kalan ifade doğru olsaydı mesela her iki tarafta eksi 2 olsaydı eksi 2 eşittir eksi 2 çözüm kümesine tüm reel sayılar diyecektik. Diğer tarafın çözümüne geçtiğimizde eksi x, x bu tarafa geçti 2x oldu. Eksi 2 karşıya geçti 7 oldu. Her iki tarafı da 2'ye böldük. x 7 bölü 2 bulundu. Öyleyse bakın çözüm kümesinde bir tane eleman var. Denklemini sağlayan bir tane değer vardır diyeceğiz. Geçelim bir diğer sorumuza. Yine iki tane mutlak değerli ifade birbirine eşit verilmiş. Ama 3 dışarıda, siz dışarıda diye sizi şaşırtmasın. 3'ü mutlak değerin içine de alabilirsiniz. O zaman şöyle olur sorumuz. 2x artı 4 eşittir. Mutlak değer içerisinde 3x eksi 15 olur. 2 tane mutlak değer ifade birbirine eşitse mutlak değerin içerisindeki mesela 2x artı 4'ü sabit kabul edip ve 3x eksi 15'in aynısını eşitliyorsunuz. Bir de 2x artı 4'ü getirip 3x eksi 15'in eksilisine önüne eksi gelirse eksi 3x artı 15'e eşitliyorsunuz. Buradan 2x bu tarafa geçti. 1x kaldı. x 19 bulundu. Burada ise 3x karşıya geçerse 5x olur. Buradan da 4 karşıya geçerse 11 olur. Her iki tarafı da 5'e bölersek x de 11 bölü 5 bulunur. Bu değerlerin toplamını bizden istemiş. Şuradan devam ediyorum. 19 artı 11 bölü 5'i bulmamızı istemiş. Payda eşitlersek 95 artı 11 daha 106 bölü 5 yapacaktır. Yani cevabımız D seçeneği. Geçelim dördüncü sorumuza. Mutlak değerli bir ifade arkadaşlar 1'e eşit. Nasıldı mutlak değerli bir ifade herhangi bir sayıya eşitse? Mutlak değerin içerisindeki x artı 1 bölü x eksi 2'yi bir artı 1 eşitliyorduk. Bir de mutlak değerin içerisindeki x artı 1 bölü x eksi eksi 1 eşitliyorduk. Kesirli denklemlerde işler dışlar çarpımı yapıyorduk. x artı 1 eşittir. x eksi 2 çıktı. Yine bilinmeyenler birbirini yok etti. Geriye kalan ifadeye bakıyorsunuz. Geriye kalan ifade yanlış olduğu için 1 eksi 2 eşit olmadığı için çözüm kümesi boş küme. Burada ise içler dışlar çarpımı yaparsak şunu görünmeyen paydasını yazıp o zaman eksi x artı 2 olur. Eksi x karşıya geçti 2 x oldu eşittir 1. Her iki tarafı da 2'ye böldük. x 1 bölü 2 bulundu. Öyleyse çözüm kümemizde sadece 1 bölü 2 olmalı. Cevabımız E seçeneği. Geçelim. Burada ise arkadaşlar farklı bir soru tipiyle karşılaştık. Mutlak değerli ifadelerin toplamı 0'a eşit. Şimdi mutlak değerli bir ifade negatif olamayacağına göre burası da burası da negatif olamayacağına göre nasıl sonuç sıfır çıkacak o zaman? İkisinin ayrı ayrı sıfır olmasıyla bu mümkün. Öyleyse x eksi 2 sıfıra eşitleyip x 2 buluyorsunuz. y artı 4'ü de sıfıra eşitleyip y'yi eksi 4 buluyorsunuz. Sonra da bu değerlerin çarpımı bizden istenmiş. x çarpı y de eksi 8 yapar. Yani cevabımız b seçeneği. Geçelim ikinci sorumuza. Yine aynı türden bir soru. Mutlak değerli ifadelerin toplamı sıfırsa bunların hiçbirinin negatif olma şansı olmadığı için hepsinin ayrı ayrı sıfır olması gerekiyor. Bu durumda A2 çıkar. B-3 çıkar. C de 4 çıkar. Bunları toplarsak A'yı, B'yi ve C'yi o da 3 bulunur. Yani cevabımız C seçeneği. Geçtik üçüncü sorumuza. Yine aynı türden bir soru arkadaşlar. Yine sonucun sıfır çıkmasını istiyor. Sonucun sıfır çıkması için iki tane durum söz konusu. Ya sayılardan biri artı olacak, diğeri eksi olacak ki sonuç sıfır çıksın. Mesela artı 5 ile eksi 5'in toplamı sıfır yapar. Ya da ikinci sayının da sıfır olması gerekiyor. Burada arkadaşlar ikinci durum söz konusu yine. Çünkü bu sayının negatif olma şansı yok mutlak değerli olduğu için. Bu sayının da çift kuvveti alındığı için yine negatif olma şansı yok. O zaman ikisinin ayrı ayrı sıfıra işlenmesi gerekiyor. Hem x eksi 2 sıfır olmalı hem de y artı 3 sıfır olmalı. Buradan x'i 2 bulduk. Buradan da y'yi eksi 3 bulduk. İkisinin çarpımı bizden istenmiş. x çarpı y de eksi 6 bulunur. Yani b seçeneği. Geçtik arkadaşlar. Yine aynı türden bir soru. Son sorumuz. Mutlak değerli ifadelerin toplamı yine sıfıra eşit. Burası çift kuvvet olduğu için negatif olamaz. Burası da mutlak değer olduğu için negatif olamaz. Peki sonuç nasıl sıfır çıkacak? Mutlak değerin ve çift kuvvetin içleri sıfır olursa, hem bu sıfır olursa, hem de 5 eksi y bölü 4 de sıfır olursa, o zaman sonuç sıfır çıkar. Burada işler dışlar çarpımı yapabilirsiniz veya sonucun sıfır çıkması için payı sıfır olmalı diyebilirsiniz. Payı sıfır olması için de x 3 olmalı. Burada da yine aynı şekilde sonucun sıfır çıkması için payımız 0 olmalı. Veya yine işler dışlar çarpımı da yapılabilir. Y karşıya geçerse Y'de 5 bulundu. X ile Y'nin toplamı da 5 artı 3'ten 8 yapacaktır. Yani cevabımız E seçeneği. 10 numaralı kazanım testimizin ilk sorusunda mutlak değeri bir ifadenin alabileceği en küçük değer için x kaçtır diye soruluyor. Mutlak değeri bir ifadenin alabileceği en küçük değer arkadaşlar biliyorsunuz negatif olamayacağı için 0 olur en küçük değer. Fakat bize bu 0'ı sormamış. Bu sıfır olabilmesi için x'in değerini sormuş. Öyleyse mutlak değerin sıfır olabilmesi için içi de sıfır olmalı. Buradan da 2x eşittir 1 olur. Her iki tarafı da 2'ye bölersek demek ki sonucun sıfır çıkması için x'in alabileceği en küçük pardon sonucun alabileceği en küçük değer için x 1 bölü 2 olmalı diyeceğiz. Geçelim sıradaki sorumuza. ifadesin alabileceği en küçük değer. Şimdi böyle iki tane mutlak değerli ifade toplanırken en küçük değeri soruluyorsa yöntemimiz şu olacak. Bunun alabileceği en küçük değer 0. Peki bu ne zaman 0 olur? x yerine eksi 1 yazarsanız. x artı 1'i 0'a eşitliyorsunuz. Bulduğunuz eksi 1 değerini yerine yazıyorsunuz. Yazalım eksi 1 değerini. O zaman bu taraf ne olacaktır? Eksi 1, x yerine eksi 1 yazarsak. Diğer taraf ise x yerine yine eksi 1 yazıyorsunuz. Bunlar toplandığında 0 artı 4'ten 4 çıktı. Şimdi arkadaşlar bir de diğer mutlak değerli ifadenin en küçük olduğu durumu inceleyelim. Bunun içini sıfıra eşitlersek yani en küçük değeri sıfır olabilmesi için x'in 3 olması gerekiyor. Bir de 3'ü deniyoruz. x gördüğümüz yerlere 3 yazıyoruz. 3 artı 1 oldu. Artı 3 eksi 3 oldu. Bakıyoruz burada da yine 4 çıktı. Ha, o zaman burası da 4'tü pardon bunu da düzeltelim. Bu iki değerden hangisi daha küçükse onu alacaktık. Fakat ikisi de 4 çıktığı için mutlak değerli ifadelerin toplamının alabileceği en küçük değere 4 diyeceğiz. Geçelim arkadaşlar. 3. sorumuza yine mutlak değerli bir ifadenin toplamlarının en küçük değeri sorulmuş. İlk yapmamız gereken bunun için sıfıra eşitlemek. Bunu sıfıra eşitledik. X'e 2 bulduk. Sonra bu bulduğumuz 2'yi sorunun içerisindeki bütün X yerlerine yazıyorsunuz. O zaman burası 4 4 oldu. Diğer taraf ise 3 artı 2 oldu. 0 artı 5'ten 5 çıktı. İkinci durum neydi peki? Bir de bunun içinde sıfır eşitleyip deneyeceğiz. Acaba hangisi daha küçük çıkıyorsa onu alacağız. Bunun içini sıfır yapan değer eksi 3. X gördüğümüz yerlere şimdi eksi 3 yazıyoruz. 2 tane eksi 3, eksi 6 yapacak. Bir de yanında eksi 4 var. Burada ise 3 eksi 3'ten 10 artı 0. Burası da 10 bulunacak. Bu iki değerden hangisi daha küçükse onu alacağız. Bakıyoruz 5 daha küçük. Bizden en küçük değer istemişti. Öyleyse cevabımız B seçeneği olmalı. Geldik son sorumuza. Yine aynı türden bir soru fakat payda da verilmiş arkadaşlar. Şöyle düşünün. Bir ifadenin bu defa en büyük olması isteniyor. Bunun en büyük olması için paydanın en küçük olması lazım değil mi? Payda ne kadar küçük olursa sonuç o kadar büyük olur. Yani bize yine aslında şu mutlak değerli ifadenin en küçük değerini sormuş. Bunun en küçük değeri nasıl buluyorduk? bunun içini mesela şunun içini sıfır yapan değer x yerine 4 yazmayı deniyorduk. Sonra birincisi sıfır olur. ikincisi 9 olur. Toplarsak 9 çıkar. Bir de bunun içinin sıfır yapan değer eksi 5'i deneyeceğiz şimdi de. X yerine eksi 5 yazarsak burası eksi 9 olur. Burası 0 olur. Toplandığında bu da 9 yaptı. Bunlardan hangisi daha küçük fark etmez. İkisi de aynı. Öyleyse bu bulduğumuz değeri şimdi burada yerine yazarsak sonuç en büyük çıkar. Çünkü paydamız en küçük 9 oluyor. Öyleyse sonucumuz en büyük 4 bulunmuş oluyor. Cevabımız A seçeneği olmalı. Evet bu videomuzda bu kadar arkadaşlar. Kanalımıza abone olarak, videolarımıza yorum yazarak, beğenerek bize destek olabilirsiniz. Bir dahaki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.